Malatya bile yazsa diyor daha çok satarız. Yani burada acı bir tablo. Bu yani çok acı. Evet. Değil mi? Yani niye Malatya, Antep yazdığı zaman daha çok satıyorsun? Demek ki milletimiz Elazığ malı olduğu zaman almıyor mu yani? Ve bir de şeye dikkat ettim abi, birçok malzemesini de Elazığ'da yaptırıyorsun kutularını. Kesinlikle. Falan. Yani ona dikkat ettim. Kesinlikle. Şimdi mesela kolilerimi Evet. ben bir dönem Malatya'da yaptırıyordum, Elazığ'da yoktu diye. Şimdi Elazığ'da var, yapan Evet. firma var, Aynen öyle. orada Ben yaptırıyorum. de kutularımı hep Elazığ'da yaptırıyorum. Geçenlerde Malatya'da bir toplantı var, oturuyoruz. Karşımda oturan bir beyefendi böyle bana çok dikkatli bir şekilde bakıyor. Baktı baktı, ya kusura bakmayın dedi, siz Güven Bey değil misiniz? Evet dedim. Ya dedi, tanımadın beni. Abim dedim, özür dilerim, çıkaramadım dedim. Ya dedi, biz sana koli yapıyorduk dedi, yıllarca koli Evet. yaptık. Niye gelmiyorsunuz, bir yanlışımızı mı gördünüz? Ya o kadar güzel bir dille anlatıyor ki. Yok abi dedim, yani yanlışınızı görmedim, aksine çok iyi bir firmasınız. Ama Evet. dedim, artık Elazığ'da da yapıyorlar dedim, ben Elazığ'dan alıyorum. Ya dedi, keşke bir fiyat alsanız bizden. Biz o aldığınız fiyatın yarısına bile yaparız eminim dedi. Ben fiyatlarını biliyorum dedi Elazığ'ın. Valla dedim, Elazığ'ın yarısına değil, %90 daha ucuzuna yapayım deseniz yaptırmam dedim. Evet. Neden? Ya dedim, Elazığ'da yapılıyor. Benim verdiğim para Elazığ'da kalacak. Evet. Yani hiçbir şey olmasa onun eşi, çocuğu, çalışanı, komşusu mutlaka gelip benden bir kolonya alacak. O para bana geri dönecek. Memleketimde kalacak. Adam böyle yüzüme baktı, Allah Allah dedi. Ya dedi, çok enteresan. Nedir dedim enteresan olan? Ya dedi, Elazığ böyle ağzını doldurarak Elazığ diliyle, ya dedi, Elazığ birbirini tutmaz ki, hayımdır dedi ya. Yani düşünebiliyor musun? Ben Elazığlıyım. Benim yüzüme baka baka, gözlerimin içine bakarak hayınsınız dedi ya. Yalan mı? Ve bu milliyetçiliği duruşumuzu da görünce buna şaşırıyor. Ya tabii ki Böyle hayret insanlar etti. çıkıyor mu Evet, Elazığ'da? evet. Yok dedim, öyle değil dedim ya. O kadar da değil yani dedim. Eyvallah. Eyvallah. Yani Teşekkür yanlış ederim. bir şey. Şimdi ben sana bakıyorum. Ürünlerine bakıyorum. Yani hakikaten Elazığ, bir kere Elazığ'da olan bir şeyi Elazığ'dan alıyorsun. Yani Mevlüt Gakko Efendi markasına uyum sağlıyorsun. Çok güzel bir Elazığ'ın şey. dediği kadar. Çok güzel bir şey. Yani işte geldin, kolonyalarını yaptık. Gayet de güzel satıyorsun. Evet, Çok güzel çünkü geri satış çok dönüşümler güzel. var. Özellikle bu tütün kolonyası, beyaz zambak ve Elazığ geceleri. Elazığ gecelerinin her boyutunu ciddi Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Abi Evet. muazzam bir şey oldu. Hatta akrabaları gelip burada sıkınca, ya dedi, bu tanıdık bir koku ya. Bu nasıl bir şey dedi. Dedim ki bunu bu taş kolonyalarımdan yaptırıyoruz. Evet. Hakikaten gurur duyarak. Şimdi işin özü, değerli dostlar, bizler de bütün malzemelerimizi Elazığ'da yaptırıyoruz. Elazığ'da alıyoruz bütün ürünlerimizi. Sütü Elazığ'da topluyoruz. Peynirimizi, yağımızı yapıyoruz. Ve birçok malzememizi, değerli dostlar, orijinimiz, pestilimiz ve birçok şey. Değerli dostlar, kutularımıza, ambalaja kadar Elazığ'da yaptırıyoruz. Böyle bir milliyetçi bir duruşumuz var. Bir Elazığ sevdası var. Elazığ'ı çok seviyoruz. Elazığlıları çok seviyoruz. Ve bütün Elazığlıların da bu şekilde bir arada olarak birbirlerine sahip çıkmasını istiyoruz. Yani bütün galibi duygularımız budur. Kolonya bayisi ve üretimi ve kolonyayla ilgili arkadaşlar, Google'da farklı fanteziler kurarak farklı yerlere aramayın. Burada 60 yıllık bir üretici var. 60 yıllık bir esnaf var. Sadece birbirimize sahip çıkalım ve görmeye çalışalım. İnanıyorum ki önünden çok geçmişsinizdir. Şehit İranlar'da bir dükkan. Ama 60 yıllık bir esnaf. Bizler bu yeni mahallede 10 yıldır hizmet veriyoruz. Şarküteri olarak. Değerli dostlar, birbirimize sahip çıkma adına herkesi Mervut Kako Efendi'ye bekliyorum. Görüşmek üzere.